Efendim selamünaleyküm. Haşir Risalesi'ni birlikte inşallah e, bitireceğiz. Ümidim geldi artık. 12. surete geldik. Bu suretlerden her birisi. Büyük temsiller hakikatlere ulaşmak için merdivenler mahiyetinde idi. Onu söylemiştik. 12. sureti okuyalım birlikte inşallah. 12. suret. Gel şimdi döneceğiz. Şu cemaatlerin reisleriyle ve zabitleriyle görüşeceğiz. Ve teçhizatlarına bakacağız ki, donanımlarına bakacağız ki, o teçhizat yalnız o meydandaki kısa bir müddet içinde geçirmek için mi verilmiştir? Yahut başka yerde uzun bir saadet hayatı tahsil etmek için mi verilmiştir? Görelim. Evet, bizim bakacağımız ilk iş teçhizatlar. Teçhizatlar niçin verilmiş? Yola çıkan birisi yolda kullanacağı malzemeleri niçin alır? Ve bu malzemeleri nereye kadar alır? Nereye kadar kullanacağını düşünerek alır. Yani kısa süreli ihtiyaçlar vardır. Kısa süreli ihtiyaçları için donanımlar alır. Daha uzun süreli ihtiyaçları için daha uzun süreli donanımlara ihtiyacı vardır. Ve gel şimdi bu insanın donanımlarına, teçhizatına bir bakalım. Bu teçhizatı acaba kısa dünya için mi kullanmak üzere almış yoksa başka bir yerde uzun bir ebedi saadet için mi kullanmak üzere bunları? almış. Bunları tahsil etmek için almış. Bunları bir görelim. Herkese ve her teçhizada bak bakamayız. Fakat numune için, numuni için şu zabitin cüzdan ve defterine bakacağız. Cüzdan ve defterine bakacağız. Bu cüzdanda zabitin rütbesi, maaşı, vazifesi, matlubatı, istedikleri, talepleri, istekleri, düsturu harekatı, hareket düsturları, hareket planları, hareket kuralları, ahlaki kurallar vardır. Bu cüzdanda bunlar vardır. Cüzdanda bir bakacağız. Bak bu rütbe birkaç günlük için değil, pek uzun bir zaman için verilebilir. Bu rütbe birkaç günlük için değil, pek uzun bir zaman için verilebilir. Şu maaşı hazine-i hasadan filan ha tarihte alacaksın yazılıdır. Halbuki o tarih çok zaman sonra ve bu meydan kapandıktan sonra gelir. Evet saygı değerli izleyiciler bizim rütbe diyor. Rütbe birkaç günlük için değil pek uzun bir zaman için verilebilir. Ve bizim aldığımız rütbeler nedir? İman rütbesi var. Mümin sıfatını alıyoruz. Bu mümin sıfatı ve iman rütbesi bize dünya hayatı için değil. Uzun bir hayat için verilen bir sıfat. Bu sıfatı biz bu dünyadan başlayıp uzun bir hayatta kullanmak üzere aldık kendimize. İman rütbesini ve mümin sıfatını. Diğer rütbeler de var. Yani ahlaki rütbeler var. Mesela adam cömert bir rütbedir cömertlik. Adam merhametli. Adam adam şefkat sahibi. Adam çalışkan. Adam üretken. Ya bütün bu rütbeler ki kişinin aldığı bu dünyadaki rütbeler e, aslında bu dünya hayatında kazanıyor fakat öbür hayatta ebedi hayatta da devam ede gelen rütbeler. Çalışkan bir insan bu dünyada çalışkan olduğu gibi ebedi hayatta da bu çalışkanlığını kullanacaktır. Merhametli bir insan bu dünyada merhametini kullandığı gibi ebedi hayatta da merhametini kullanacaktır. Dolayısıyla cömert bir insan bu dünyada cömertliğini kullandığı gibi ebedi hayatta da cömertliğini alabildiğine bol bir şekilde kullanacak imkanlar bulacaktır. Yani insanlar bu sıfatları bu dünya hayatı için almamışlardır. Bu sıfatlar ahlaki sıfatlar, imani sıfatlar, ruhumuzun büründüğü sıfatlar bize bu dünyadan başlayıp ebedi hayata kadar uzanan bir önümüze alan seriyor, alan açıyor. Maaşlar da böyledir. Şu maaşı hazine hastadan, hususi hazineden falan tarihte alacaksın yazılıdır. Falan tarih. Hangi tarih? Yani bir iyilik yapıyorsun. karşılığında kaç sevaptır? Kaç sevaptır? Bir iyilik, belki on sevap, belki yirmi sevap, bilemeyiz onu. Ama iyilikler sevaptır. Bir çay ısmarlıyorsun, çay ısmarlıyorsun. Karşılığı sevaptır. Allah için yapmak şartıyla. Allah için bir çay ısmarladın birisine, bir arkadaşına, bir kardeşine, bir ehli imana. Allah için ısmarladığın çaydan sevap aldın. Allah için yaptığın bir iyilikten bir kuruş verdin birisine bir lira verdin. Allah için sevap aldın karşılığında. Kaç sevap onu Allah bilir. Üç sevap, on sevap, yirmi sevap. Bu sevaplar nerede sana verilecektir? Nedir bu sevap? Bu bir maaştır. Yaptığın iyiliklerin karşılığında Allah'ın verdiği maaştır bu. Namaz kıldın, ibadet yaptın, oruç tuttun, hacca gittin, zekat verdin, sadaka verdin, iyiliklerin var, güzelliklerin var hayırlı bir insansın, vatana millete hayırlı işler yaptın. Bütün bunların karşılığı Allah katında mevcuttur. Allah sana bunların karşılığını, sevabını verecektir ama ne zaman? Allah'ın vereceği sevaplara maaş diyoruz tabir caizse. Bunlar bir maaştır. Ama bu maaşları ne zaman alacaksın? Dünyada değil. Dünyada kısmen belki promosyon tarzında küçük şeyler alırsın. Ama asıl bu sevapların karşılığı bu maaşları sen ebedi hayatta alacaksın ebedi hayatta, sonsuz hayatta ahiret hayatını alacağın, alacağın maaştır bunlar. Bu sevaplar. Onun için biz sevaplara önem veriyoruz. Sevapları da gerçi dikkate almadan iyilikler yapıyoruz. ibadetler yapıyoruz. imanımızı her gün yaşıyoruz. Günahlardan kaçınıyoruz. Helallere koşuyoruz. Bütün bunlar bizim bize sevap kazandırıyor. Bu sevaplar yani bu maaşlar bu maaşlar bize ebedi hayatta gelecek maaşlardır. Bu dünyada bu maaşlardan herhangi bir şey almıyoruz ya da farkında değiliz. Halbuki o tarih falan tarihte alacaksın yazıyor diye ya, bu maaşı ne zaman alacaksın? Falanca tarihte. Halbuki o tarih çok zaman sonra ve bu meydan kapandıktan sonra gelir o tarih. Ya yani kıyamet koptuktan sonra, öldükten sonra ölüm ahirete gittikten sonra o maaşları alacaksın, o sevapları alacaksın. Onun alma tarihi o zamandır. Şu vazife ise şu muhakkat meydana göre değil. Muhakkak bu geçici meydana göre değil. Belki padişahın kurbünde, padişahın yakın yerinde, Allah'a yakın bir şekilde olduğun zaman daimi bir saadeti kazanmak için verilmiştir. Allah'ın yakınlığında ebedi bir saadeti kazanmak için bu vazife sana verilmiştir. Nedir bu vazife? Yani mesela doğru olacaksın, dürüst olacaksın, yalan söylemeyeceksin, Çalışkan olacaksın, üretken olacaksın, merhametli olacaksın. Buna benzer ahlaki kurallarımız vardır. Bunlar bizim vazifelerimizdir. Buna benzer. Bu vazifeler bize Allah'ın yakınlığında ebedi bir saadeti kazanmak için verilmiş vazifelerdir bunlar. Doğru olmadığında ne olur? Yalan söylediğinde ne olur? Günahkar olursun. Günah kazanırsın. Onun da bir bedeli var Allah katında. O da ahirette. Ha belki dünyada Tövbe edersin Allah affeder. Merhametsiz olsan ne olur? Yani mesela bir kediyi öldürsen ne olur? Merhametsizce günah kazanırsın. Günahkar olursun. Tövbe etmedikçe Allah seni affetmez. Bunun tövbesi de pek kolay değildir. Yani yaptığın günahların tövbesi var. Tövbe edersen Allah affeder. Allah affedicidir. Etmezsen hesabını Allah nerede sorar? Dünyadan sonraki ahirette sorar. Ve bunun bedelini Allah sana ödetir ya bu bir vazife. Gerek helal şeyler, gerek sevap olan şeyler, vazifeler, ahlaki kurallar, bu vazifelerin bedeli, sevabı ahirette alınacaktır. Gerekse e, ahlaki, çirkin ahlak olan, ah, haram olan şeyler, bunların da e, günah cihetinden bedeli gene ahirette alınacaktır. Dolayısıyla Allah bunları takdir edecek, bunları verecektir. Allah'ın yakınlığında. Daimi bir saadet için bunları sen orada kullanacaksın. Şu matlubat ise, isteklerin neler senin? İsteklerin var ya matlubatın, taleplerin neler? Bu talepler ise birkaç günlük bu misafirhanede geçinmek için olamaz. Birkaç günlük bu misafirhanede geçinmek için olamaz. Ya niçin helal istiyorsun? Bu misafirhanede, bu dünyada geçinmek için değil. Helal isteme. Allah'ım bana helalinden ver. Öyle helal ki, helal ver ki yarın mahşerde bana bundan hesap sormayasın, yüzüm sana mahcup olmaya, mahcup olmayayım sana karşı. Haram bana yedirme Rabbim. Haramlar beni sen beni mahcup eder. Ya çünkü bu bu matlubat, bu talepler, bütün bu talepler bloku oluyor, toplanıyor. İşte ibadetler, ibadette istediklerimiz şeyler, dualarımız. E, niyazlarımız, münacatlarımız, imanlarımız, zekatımız, haccımız, orucumuz, namazımız, ve ahlaki güzelliklerimiz hepsi, bunların hepsi bu misafirhanede geçilmek için verilmemiştir. Merhamet niçin verilmiştir? Ahirette lazımdır. Burada kediye karşı merhametli olursun, hayvanlara karşı, böceklere karşı, kuşlara karşı, insanlara karşı, canlılara karşı merhametli olursun. Bu merhametin karşılığını... Cenab-ı Allah ahirette sana öder. Ahirette öder. Burada çalışkan ve üretken olursun. insanlara güzel işler yaparsın. Güzel şeyler sunarsın. Güzel ürünler sunarsın. Paranı da kazanırsın. Asıl karşılığını Cenab-ı Allah ahirette sana bu çalışkanlığının bedelini öder. Eğer Allah için yapmışsan yaptıklarını ahirette bulursun. Dolayısıyla yaptıkların hiçbir şey bu dünya için değil saygıdeğer izleyiciler yaptığın her şey sana ahirete getirisi olacaktır. Dolayısıyla birkaç gün bu misafirhane bu misafirhanede geçirmek için çalışmıyorsun sen. Belki uzun ve mes'udani bir hayat için olabilir. Uzun ve mesudane bir hayat nedir o? Dünya hayatı uzun değil. Dünya hayatı kısa. Ebedi hayat ise uzun bir hayat. Dünya hayatı 50-60-100 senede en fazla 100 senede bitebilen bir hayat ya ahiret hayatı yüz milyon seneler devam eder. O yüz milyon senelerde bize bu yüz senede yaptığımız ahlakımız, ibadetimiz, imanımız, helalinden kazanmamız bütün bunların sevabını yüz, milyon, milyonlarca senede Cenab-ı Allah bize dönük olarak verecektir. Dolayısıyla biz o, o uzun ve mesudane ebedi hayatı kazanmak için bu kısa hayatımızı kullanıyoruz. O zaman biz bütün taleplerimizi, isteklerimizi bu kısa dünya hayatında geçirmek için istemiyoruz. Ebedi hayatta Allah'ın vereceği sonsuz müjdeleri, saadetleri, lezzetleri, huzuru kazanmak için istiyoruz. Hem dünyada huzurlu oluyoruz hem de ahirette Cenab-ı Allah'tan, Rabbimizden huzur ve mutluluk istiyoruz. Şu düstur ise bütün bütün aşağı verir ki cüzdan sahibi başka yere namzettir, başka aleme çalışır. Düstur. Kural. Bu kural. Nedir bu kural? Yani basit mesela cömert olmak. Gelin tahlil edelim cömert olmak. insan cömert olunca kendisine başkasına veriyor. Kendisine almıyor. Cömertlik. Senin başkasına, senin başkasına verme ahlakındır. Başkasına verme huyundur. Buna cömertlik diyoruz. Tabi rastgele saçıp savurarak vermek değil. Ama sen başkasının ihtiyacını karşılıyorsun. Başkasının parası yoktur, ihtiyacı vardır, sağlık ihtiyacı vardır, başka ihtiyaçlar var. Sen bu ihtiyaçlarını karşılıyorsun. Başkası lehine yaşıyorsun sen adeta. Cömertçe. Bu, bu senden alıp götürüyor başkasına. Paranı veriyorsun, paran gidiyor. Malını veriyorsun, malın gidiyor. Canını veriyorsun, canın gidiyor. Yani ne veriyorsun? Gömleğini veriyorsun, gömleğin senden gidiyor. Yani sen başkası verdiğin zaman cömertçe sen sen sendeki maldan oluyorsun. Sen kendinden veriyorsun. Bu aslında, bu, bu düstur böyle, kural böyle. Cömertlik bunu gerektiriyor. Vermediğin zaman buna pintilik diyoruz. Buna cimrilik diyoruz. Adamcağızın ihtiyacı var, diyor ki Allah rızası için bana yardım et diyor. Git diyorsun, sen kendin kazan, bana ne? Din böyle bir şey değil. Diyenimiz diyor ki, ona ver. Allah için isteyene ver. Allah için gerçekten ihtiy istiyorsa, ihtiyacı varsa, senin de ev verme durumun varsa ver diyor. Neden ver diyor sana? Sen kendi malına niye veriyorsun başkasına canım? Niye veriyorsun? Bakın saygıda izleyiciler. Burada biz cömertliği kendimizden veriyoruz başkasına. Din diyor ki bu güzel bir şeydir diyor. Peki tamam. Din güzel bir şeydir. Biz de kabul ettik. Amenna. Başımın tacı. Din güzel bir şey. Vermediğimizde cimrilik cimrice cebimize soktuğumuzda paramızı, pulumuzu, ihtiyaçlarımızı bunun bize faydası yok. Dinimiz diyor ki hayır bunun sana faydası yok. Verirsen faydalı olursun, faydalı olduğun zaman Allah sana verir, İnsanlara faydalı olursan. Diğer şeyler de böyledir. Vatan için, millet için, insanlar için kendini heder ediyorsun, helak ediyorsun kendini. Mesela şehitlik güzel bir sonuçtur, neticedir. Kendinin canını veriyorsun Allah için, canını veriyorsun. Peki canını veriyorsun, sen verdiğin bu kadar cana karşılık ne bulacaksın? Ben sana sorabilir miyim? Ne bulacaksın? Din neden canlı ver diyor bize. Şehit neden şehit ol diyor. Bir şey verecek ki bize şehit ol diyor. Bir şey verecek ki bize cömert, cömert ol diyor. Ver başkaları için diyor. Bir şey verecek ki bize hayatından insanlar için harca, hayvanlar için ver, insanlar için ver, canlılar için ver. Vermekle kaybetmezsin diyor. Neden ama? Şimdi diyorum ki sadece dünya ise buradan başlamış, burada sınır bitmişse hayatımız ben o zaman niye vereyim ki? Dünya hayatı içinse. Ben kendim için yaşarım. Ama iş dünya değilse, iş ahirete uzanıyorsa, ebedi hayat varsa, ve o ebedi hayatta Allah şunu diyorsa, ey kulum sen ne kadar verdinse ben de sana daha fazlasını veririm diyorsa. İşte orada bütün bütün bu kural açığa çıkarıyor ki cüzdan sahibi başka yere namzettir başka aleme çalışır. Bu dünyada yaşıyor, başka alem için çalışıyor. Ahiret için, ahiret için çalışıyor. Eskiden bir zengin varmış sevgili izleyiciler. Zengin adamını gönderirmiş. Git demiş evladım, alacaklarımı topla. Adam zengin olduğu için bir sürü alacakları varmış. Ticaret yapıyormuş, insanlara mal veriyormuş. Mal verdiği adamlar diyormuş ki: "E ben falanca zaman ödeyeyim sana." Tamam diyormuş. Deftere yazıyormuş falanca zaman ödeyecek. Bu şekilde adama defteri adamına vermiş kendi yanında çalışana şu defteri al çocuğum şu yerlere dolaş gel alacaklarımı topla. Ama şunu yap eğer e, verme durumu verme durumu yoksa istediğin zaman alacakları istemeye geldim de ama adamın durumu iyi değilse affet adamı hemen sık boğaz etme ver bunu vereceksin yoksa ben patronuma gidemem falan deme insanlara kolaylık sağla kolaylık sağla ne zaman verebileceksin sen bugün veremem ne zaman bir ay sonra tamam sen bir ay sonra gelirim de kolaylık sağla ne zaman verebileceksin 2 ay sonra 5 ay sonra kolaylık sağla İnsanlara kolaylık sağla verebileceği şekilde insanlara genişlik sağla diye em emredermiş adamına adamı da gidermiş gittiği zaman alacağımı istemeye geldim e ne kadar alacağım var bakıyorlar şu kadar alacağım var tamam ben şunu vereyim de şu kadarını şimdi veremeyeceğim peki o zaman onu yazayım ben dermiş o da. Kolaylık sağlarmış. Gittiği her yerde insanlara kolaylık sağlarmış. Mahşer gününde Cenab-ı Allah demiş ki o kulunu çağırdığı zaman Ey kulum sen alacaklı olduğun insanlara kolaylık sağladın. Ben de bugün sana kolaylık sağlayacağım. Ben de bugün sana kolaylık sağlayacağım. Günahlarını affedeceğim. Sevaplarını kabul edeceğim. İbadetlerini kabul edeceğim. Sen cehennemden Allah'a sığınıyordun de. Seni cehenneme göndermeyeceğim. Cehennemden affedeceğim seni ve seni hop cennetimi alacağım. Kolaylığın bu. Amin Aman Allah'ım. Böyle bir kolaylık, böyle bir kolaylık bizi uçurmaz mı? Sen ne yapmıştın? İnsanlara alacaklarını toplarken kolaylık sağlamıştın ey kulum. Ben de sana bugün kolaylık sağlayacağım diyor. Bakınız burada biz işte bu düstur yani cömertlik, kolaylık sağlamak, insanları sevmek, insanlara merhamet etmek, insanlara acımak, buna benzer bizim bizden verdiğimiz kurallardır. Öyle kurallar ki bizden veriyoruz başkasına. Kural bizim vermemizi istiyor. Ahlak bunu emrediyor. Biz bu ahlak yaşadığımızda ki bu kural, bu ahlak kesinlikle gösteriyor ki bu dünyanın devamı vardır. Devamı olmasa Allah demez ki ver kulum demez. Ni ver? E karşılığı ne? Dünyada yok. Ahirette var. O zaman demek ki ahiret var. Ver diyorsun, zekat veriyorsun, karşılığı dünyada yok. Sadaka veriyorsun, karşılığı dünyada yok. Nerede var? Ahirette var. Demek ki bu kesin kesin bu kural bize gösteriyor ki cüzdan sahibi olan zat, yani sen, yani ben, yani insanlar başka yere gidiyorlar, ahirete gidiyorlar, başka aleme çalışıyorlar. Onlar bütün bu cömertliklerinin, bu verici olan e, duygularının, bu kuralların karşılığını, cevabını ahirette inşallah alacaklar. Bak şu defterlerde aletler teçhizatının sureti istimali ve mesuliyetler vardır. Yani bu defterlerde senin teçhizatının e, kullanma kullanma sureti vardır. Yani şimdi bir mal alıyorsun, beyaz eşya alıyorsun, kullanma talimatı vardır. Bu defterlerde de senin duygularının, teçhizatının, donanımının kullanma talimatı vardır. Mesela merhamet duygun var Vardır. Rabbim vermiştir. Merhametlisin. Bu duygunun kullanma talimatı vardır. Nerelerde merhametli olacaksın? E her yerde de merhamet olmaz yani. Mesela adam e, adam diyelim ki birisini dövüyor. E sen döven adama merhametli olayım diye bir dayak yiyen adama karşı sen de ona e, çurlanırsan, sen de onu dövmeye kalkarsan olmaz. Ya Merhamet e, isteyen, ihtiyacı olan kişiye merhametli olmayan, dayak yiyen adama merhametli olursun Düven adamını tutar, çekersin. Gel buraya dersin. Vurma adama dersin. O o kavgayı önlersin. Merhamet bunu gerektirir. Adamı tutup çekerken belki canlı yakıyorsun. Ama o da onun canlı yakıyor. Dolayısıyla merhametli olmanın bir takım kuralları var. Her yerde işlemiyor. Düşmana karşı mesela. Vatanını savunuyorsun. Düşman seni öldüreseye atıyor. Sen de düşmanı düşmana atıyorsun. E sen atmasan benim merhametim merhametim var. Merhametimi atamıyorum. Elim gelmiyor, elim yetmiyor desen... Sen vatanını o zaman verme, vermek zorunda kalacaksın. İnsan, on, o senin kardeşlerini, arkadaşlarını öldürecekler. Yani düşmanlar seni öldürecekler. Dolayısıyla merhamet her yerde olmaz. Ve bazı yerlerde olur. Bazı yerlerde cesaret gerekir. Bazı yerlerde şecaat gerekir. Bazı yerlerde başka duygular gerekir. Ya yani merhamet her yerde merhamet. Öyleyse merhamet öyle bir şey yok. Dolayısıyla merhametin bir kullanma talimatı vardır. Cesaretin bir kullanma talimatı vardır. Mesela Bediüzzaman Hazretleri Sünuhat'ta diyor ki cesaret ve vakur olmak, vakarlı olmak, efendi olmak bu makamda gerekir. Makam sahibi birisi makamında vakur olur, efendi olur, düzgün olur. Ama evine geldiği zaman evinde merhametli olur. Çocuklarına karşı, eşine karşı, insanlara, annesine, babasına karşı bütün merhamet duygularını açar, merhametli olur. Makamındaki vakarlığını evine taşısa böyle dürüst, ciddi, e, gülmez, gülümsemez, asık suratlı halini diyelim ki asık surat gül ve gülümsememe hali makamında gider. Çünkü makamında insanlar belki de onun gülümseyişinden kendi iltimas koparacak. Belki onu kullanacaklar. Makamında ciddiyet gerekir. Evde ise ciddiyet değil tam tersi güler yüzlü olmak, kucaklamak, merhametli olmak, öpmek, sarılmak gerekir. Ya ev aile böyle bir yer ama makamında Farklı bir ahlak sergilersin, vakur olursun, efendi olursun, adam gibi olursun, ciddi olursun, evinde ise güler yüzü ve merhametli olursun. Dolayısıyla orada ahlaki duygu öyle gerektirir, burada böyle gerektirir. Dolayısıyla işte evde e, merhametli olacaksın, e, makamında vakur olacaksın. Vakur olmanın kullanma talimatını yapsak vakar nerelerde kullanılır? Mesela makamında kullanılır, askere düşmana karşı kullanılır. İşte ciddi yerlerde kullanılır, vakar, ağır başlı olmak. E güler yüzürmek nerelerde kullanılır? Dostuna karşı kullanılır, kardeşine karşı kullanılır, çocuklarına karşı kullanılır, ailene karşı kullanılır, iyi insanlara karşı kullanılır, kötü insanları bazen kötü insanları kötülükten vazgeçirmek için kullanılır. Yani güler yüzünde kullandığı yerler vardır. Yani bütün duygularımızın, ahlaki kurallarımızın kullandığı yerler vardır. Kullanın talimatı vardır. Dolayısıyla bu defterlerde onlar yazıyor. Bu defterlerden kasıt Allah'ın ayetleridir. İnan vahidir. Ayetlerdir, Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. Onlar bize ahlakımızın ahlaki kuralları nerelerde nasıl kullanılacağını bize öğretirler. Dolayısıyla kullanma talimatı o defterlerde vardır. Mesuliyetler o defterlerde vardır. Halbuki eğer yalnız bu meydandan başka ali daimi bir yer bulunmazsa bu meydandan bu dünyadan başka Ahiret gibi daimi meydanlar daimi bir yer bulunmazsa şu muhkem defter muhkem sapa sağlam dümdüzgün defter o kat'i cüzdan bütün bütün manasız olur din gelmiş manasız olur Kur'an gelmiş manasız olur eğer ahiret olmazsa ahlaki kuralların var manasız olur ahiret olmazsa manasız olur annene babana eşine kardeş çocuklarına sevgin manası olur ayrıt olmazsa. Sevgi. Sevgi de bir fedakarlıktır. Fedakarlık manasızdır ahiret olması. Niye fedakarlık olacak olacak ki? Ahiret yok. Verdikçe kendinden veriyorsun. Ahiret yoksa ne fedakar olayım? Manasız olur. Dolayısıyla bütün bu eğer ahiret olmazsa başka bir yer olmazsa başka bir diyar olan ahiret memleketi olmazsa bu meydandan başka eğer başka bir yer yoksa o zaman bütün bütün bu işler ahlaktır, dindir, imandır, Kur'an'dır, kitaptır, peygamberdir manasız olur. Hem şu muhterem zabit ve mükerrem kumandan ve muazzez reis bütün ahaliden aşağı herkesten daha bedbaht, daha biçare, daha zelil, daha musibetli, daha fakir, daha zayıf bir derekeye düşer. Yahu bakınız Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kaç sene yaşamış? 63 sene. 63. Düşünün bir peygamber ki kainat onun için yaratılmış, levlak levlak sırrına sahip. Ey peygamber, sen olmasaydın alemleri yaratmazdım diye Cenab-ı Allah'ın vaat buyurduğu, ifade buyurduğu bir peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem topu topu alt üç sene yaşamış. Ve bu 63 sene içerisinde zillet çekmiş, fakirlik çekmiş, açlık, susuzluk, savaş, yaralanma, her türlü yara bere, her türlü ızdırabı çekmiş, yaşamış ağlamış, gözyaşları dökmüş, yalnız kalmış, sıkıntı içinde kalmış, bedbahtlık yaşamış, bir çare, çaresizlik yaşamış, musibetlere, fakirliklere girmiş. E şimdi yani bir peygamber ki kainat onun hürmetine yaratılmış, böyle bir kıymetli peygamber 63 sene gibi kısa bir zamanda yaşayacak ve bu kısa içeris zaman içerisinde de her türlü sıkıntıyı, gamı, kederi, fakirlikleri, zorlukları görecek. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bu peygamberin gideceği bir ahiret alemi olmasa, ebedi bir hayat olmasa bu dünyada kısa bir hayatla niye bu kadar sıkılacaksın? Kainat kendisi için yaratılmış. Böylesine de yüksek bir peygamber. İşte buna kıyas et, Hangi şeye dikkat etsen şehadet eder ki bu faniden sonra bir baki var. Bu faniden sonra bir baki var. Bu fani dünyadan sonra, fani alemden sonra baki bir alem var ve o baki alem bizi bekliyor. Efendim hepinizi Cenab-ı Allah baki alemlerinde lütuflara boğsun. Allah razı olsun. Selamünaleyküm.